Verin bir de. İnşallah. Serdar numaramda bir şöyle bir göstereyim. Rica edeceğim. Yüksel Hanım, kurumumuzun düzenlediği 2002 yılındaki mektup kampanyasında kızınıza yazdığınız mektubu sabah ziyaret ettik, evde olmadığı için. Evet. Kendisine teslim edemedik. Sizin beyan üzerine yurt dışında olduğunu söylediler. Evet. Mevzuat gereği de bunu size bizim teslim etmemiz gerekiyor. Yapın ama manevi değeri çok güzel. Bunu ben size takdim edeyim. Buraya kadar da yol olursa çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Saklayıp bana ilettiğiniz için ben de çok teşekkür ederim. Peki ne yazdığınızı hatırlıyor musunuz? Vallahi dünyanın halini, belki mektup ellerime geçtiği zaman benim olmayacağımı, o zaman mektubu yazdığım zaman eşim Orhan İşbilen rahmetli yaşıyordu. O aramızda yok şimdi, onun hüznü olacak. Kesinlikle. Yani çocuklarıma naçizane dünya ve ahiret hakkında ve 3 kardeşler birbirlerine sahip çıkmaları adına öğütler yazdım. Çok hani güzel. Bizi bulamazsanız, o gün bizi bulamazsanız mektup elinize geçtiği zaman onlara teselli olacak şeyler söylemiştim. Yazmıştım yani. Yazdığım günkü gibi çok güzel muhafaza edilmiş, çok güzel saklanmış ve çok güzel bana iletilmiş. Bugün de PTT müdürümüz şahsen beni ziyaret etmiş. Benim randevum olduğu için kendilerini karşılayamadım. Onun için de üzgünüm. Bir kahve sunmak isterdim evimde. Evet. İyi günler efendim. Bahar Pınar Gümüşoğlu. Evet, buyurun benim. 2023'e Cumhuriyetimizin 100. yılına yazdığınız mektubunuzu getirdiniz efendim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şöyle bir imza alacağım. Şöyle bakın efendim. Şöyle bakalım. Tamam. 28 Ağustos'ta yazmışsın, 2022 Çarşamba günü. Evet. Sevgili yavrularım, bugün 28 Ağustos 2002, bu mektubu yazıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde açmak üzere yarın postanede emanete vereceğim. Yaklaşık olarak 21 yıl sonra adresimize teslim edecek. Şu anda saat 11, gece 11'de yazmış. Sizler yatağınızda yatıyorsunuz. Ben de 21 yıl sonra gerçekleşebilecek bir sürpriz mektubu yazıyorum sizin için. Okullarınızın açılmasına 19 gün var. Bahar 8 yaşında 2'ye gidecek. Pınar 10 yaşında 4'e gidecek. Bugün itibariyle anneniz 31 yaşında. Ben şu an annem yaşındayım diyebilirim. 30 yaşındayım. Ben de 37 yaşındayım. Ayrıca bizimle beraber büyük babanız var. O da 69 yaşında ve şu an hayatta değil. Ben çok üzüldüm. Babaanneniz ve amcalarınız köydeler. Önümüzde sizlerle ve ailemizin diğer fertleriyle bu çatı altında geçireceğimiz çok günlerimiz olacak. Yüce Rabbimizin izniyle siz yavrularımıza daima verebileceğimizin en iyisini, en güzelini hayatım boyunca sunmaya çalışacağım. Gün gelecek belki size kazıp kalbinizi kıracağım. Gün gelecek istediğiniz herhangi bir şeyi alamayacağım veya almakta zorlanacağım. Ama bilmelisiniz ki hiçbir zaman baba evladının bilerek kötülüğünü istemez. Annenizle birlikte tek çabamız sizlerin topluma, vatana, millete, dolayısıyla ailemize hayırlı birer insan olarak yetiştirmemizdir. Rabbimizin izniyle siz yavrularıma daima verebileceğimin en iyisini, en güzelini hayatım boyunca sunmaya çalışacağım. Gün gelecek belki size kızıp kalbinize... Evet, sevgili yavrularım, bu mektubu açtığınızda şu anda 8 kişiden oluşan aile fertlerimizden aramızdan ayrılarak ahirete göç edenler olabilir. Kendisiyle kırgın olduğumuz aile bireyleri olabilir. Ailemize yeni katılanlar da olabilir. İkiniz de büyük olasılıkla evlenmiş, kendi yuvanızı kurmuş olacaksınız. Öyle bir şey olmadı. Bunda yanılmıştım ama. Bence... Düşünüldüğünde dediğim gibi en kıymetli bir hediye ve Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir mektup almak. Yani yurdumuz için şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet nasıl büyük bir mirassa, bu mektup da benim için gerçekten ailemin bir mirası olarak ömrüm sonuna kadar kardeşimle beraber bize kalacak ve tabii ki de saklayacağımız güzel bir hediye olarak bize verilmiş oldu. Çok güzel bir anı. Cumhuriyetimizin 100. yılında 21 yıl önce yazdığım bu mektubu tekrar ailemle birlikte, çocuklarımla birlikte açıp okumak, o anıları yenilemek en büyük mutluluk. Bir baba olarak onları hayatta görmek, kendi ayaklarının üzerinde dürür vaziyette, kendi işini bulmuş durumda olmak hakikaten bir aile büyüğü olarak çok gurur verici.